Like Yolu serimizin 14. bölümünden herkese selamlar. Daha önceki bölümde Kaş'la bir gün daha geçirmeye karar vermiş ve Kaş'a bir güne neler sığdırabildiğimizi izlemiştiniz. Bu bölümde ise Kaş'tan Boğazcı'ya kadar nasıl yürüdüğümüzü seyredeceksiniz. Sabahleyin uyandık, kahvaltımızı yaptık ve eşyalarımızı toplayıp yola koyulduk. Kaş'ın sokakları sabahleyin çok sessiz ve sakindi. Limanın da yanından geçip yola devam ettik. Zemin burada kilit taşından oluşuyordu. Sağımızda deniz, solumuzda Kaş, yolumuza devam ediyorduk. Biraz daha ilerledikten sonra sol tarafta bir kaya mezarı gördük. Kaya mezarını da inceledikten sonra buradan yola devam ettik. Burada yol bizi bir parkın içerisinden geçirdi. Sağ tarafta bir Likya lahti denize karşı bizi selamlıyordu. O Likya lahtinin de yanından geçtikten sonra yeniden kilit taşlı yola çıktık. Kısa bir süre sonra sağımızda Küçük Çakıl plajının girişini görüyoruz. Küçük Çakıl'ın kendisini göremiyoruz. Buradan da yaklaşık 1 kilometre hafif meyilli yolu yürüdükten sonra Büyük Çakıl plajı kendisini gösteriyor. Büyük Çakıl plajı Kaş'ın meşhur plajlarından birisi. Çakıl taşlarından oluşuyor. Gayet büyük, manzarası güzel bir plaj. Ama tabi açık denize baktığı için rüzgarlı havalarda biraz dalgalı olabiliyor. Büyük Çakıl plajının oradaki tabela ve işaretleri takip ettikten sonra bir mahalleye ulaşıyoruz. Bu mahallenin adı da Büyük Çakıl Mahallesi. Hızlı adımlarla mahalleyi geçip gittikten sonra toprak yolu oluşuyoruz. Toprak yolda zeytinliklerin arasından ilerlemeye başlıyoruz. Tabii ki de mahallenin ufak yapıları burada biraz devam edebiliyor. Bir süre sonra sağımızda yeniden denizi görmeye başlıyoruz. Bu patikada bir süre ilerledikten sonra sağımızda bir lahit daha gördük. Likya lahti, ancak bu lahit çok fazla tahrip olmuştu. Üzerinde de yazılar vardı. Yol bir süre daha böyle devam ettikten sonra dar Likya yolu patikasına dönüşüyor. Ve yumuşacık toprağa basarak dümdüz yolda ilerlemeye başlıyoruz. Zeytinliklerin ve makilerin arasında. Bu ormanlık, çalılık, makilik çok güzel olan yoldan bir süre devam ettikten sonra karşımıza bir kaya inişi geliyor. Kayalıklardan iniş demişken aklınıza Kelebekler Vadisi'nde olduğu gibi tehlikeli bir iniş gelmesin. Burada tatlı, eğlenceli bir inişten söz ediyoruz. Ben burada çok eğlendim. İnerken böyle kimi zaman elinizi koyuyorsunuz, kimi zaman hoplamak zorunda kalıyorsunuz. Eminim siz de eğleneceksiniz burada. Bu kayalıklardan inmesi oldukça eğlenceliydi. Bu kayalıklardan inerken ben çok eğlendim. Eminim siz de eğleneceksiniz.
Bu inişi bitirdikten sonra zeytinlik bir alana geliyoruz. Burada yol ikiye ayrılıyor. Videoda hangi tarafın nereye gittiğini izleyelim. Şu elimle göstermiş olduğum kayalıkların oradan geldik. Böyle patika boyu boyuna gidiyor aşağı doğru. Şu aşağı taraf liman ağzına iniyor. Bizim gideceğimiz yolda göstermiş olduğum ufak dere istikameti. Navigasyonumuz, GPS'imiz böyle gösteriyor. Biz de buradan ufak dereye gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi biz liman ağzına inip vakit kaybetmek istemedik. Bir an önce Boğazca'ya ulaşmak istiyorduk. Bu nedenle ufak dere yoluna gittik. Ancak şu da varmış, liman ağzı yolunda da çok güzel şeyler görebiliyormuşsunuz. Hani bir bölge varmış, iplerden eski kaya mezarlarının yanından geçtiğiniz bir patika varmış. Biz buraları göremedik. Bir daha buraları gelip görmeyi istiyorum. Önemli olduğunu düşündüğüm bir konudan da bahsetmek istiyorum. Bu bölgede çoğunlukla cep telefonu hatları Yunanistan hattını çekebiliyor. Bu konuya dikkat etmelisiniz. Çoğunlukla toprak olsa da bu taşlık patikada bir süre devam ettikten sonra bir su sarnıcına geliyoruz. Eski bir su sarnıcı. Bir de bu civarda genel olarak dikkatimizi çeken bir husus vardı. Geniş bir araziye atıl, böyle atılıp gidilmiş, kullanılmayan su boruları gördük. Bunlar geniş bir alanda kirlilik yaratıyordu. Patikaya hızlı adımlarla ilerledikten sonra karşımıza bir düzlük çıktı. Hafif yeşillik, makilik, güzel bir düzlüktü. Bu düzlüğü de hızlı adımlarla ilerledikten sonra hafif ormanlık ve kayalık bir alana geldik. Biraz daha ilerledikten sonra kayalar yoğunlaşmaya başladı. Aynı zamanda denize de daha çok yaklaştık. Bir süre sonra sağımızda deniz, solumuzda da kayalık, yolda devam etmeye başladık. Yavaş ve emin adımlarla bu patikada bir süre ilerledikten sonra önümüzden korkunç sesler gelmeye başladı. Öyle korkunç sesler demişken vahşi hayvanların çıkarmış olduğu korkunç sesler gibi değil. Önümüzdeki patika sanki bitecek ve dalgalar bizi yutacakmış gibi derinden gelen sesler. Korku, merak ve heyecanla yola devam edip sesin kaynağına doğru ilerledik. Ve sol tarafta kocaman bir kaya çatlağı gördük. Ses bu kaya çatlağının dibinden, derinliklerinden geliyordu. Çatlak oldukça derin gözüküyordu ve dibinden dalga sesleri yankılanarak yukarı doğru yükseliyordu. Birkaç dakika burada kalıp bu sesi dinledik ve bu atmosferin tadını çıkardık. Ne yazık ki arkadaşlar, ben burada sesi kaydetmeyi unutmuşum. Bu nedenle sizlere dinletemiyorum. Bu bölgede kayalıklar biraz daha yoğunlaştı. Biraz daha zor çıkışlar bizi bekliyordu. Ama tabii yine gözünüzü korkutmasın. Elinize destek alarak buralardan çıkabiliyorsunuz. Önümüzde denizin yamacında sarp kayalıklar kendisini gösteriyor. Yolumuza bu kayalıkların üzerinden devam ediyoruz. İşaretler bu kayalıkların üzerine çizilmiş. Thank you.
Kimi yerde tırmanıyorsunuz, kimi yerde iniyorsunuz. Kayalıkların arasında boşluk var ve kayalıklar çok keskin burada. O yüzden azami dikkat gerektiriyor. Hızınız da bir hayli yavaşlıyor. Bu kayalıklara geçmek çok zor değil ama çok dikkatli olmalısınız. Çünkü burada düşerseniz kayalar bir tarafınızı ciddi anlamda kesebilir. Kayalar gerçekten çok keskin. Kayalıkların arasındaki boşluklara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bacağınız buraya girer de düşerseniz bacağınızı kırma ihtimaliniz de var. İşaret. Evet, burada bir işaret var. Burada da var. Bu kayalık alanı geçtikten sonra Çoban Plajı kendisini gösteriyor. İşaretimiz orada. Gideceğiz. Çoban Plajı uzaktan çok ama çok güzel ve temiz gözüküyor. Ancak yanına yaklaştığımda gördüm ki denize atılan çöpler burada sahile vurmuş. Çoban Plajı'nda geçtikten sonra denizden bir miktar uzaklaşıyoruz. Burada patika artık çoğu zaman kayalık. Zaman zaman çıkışlar ve inişler yapıyoruz. Bir de şu vardı, Likya yolunda yürüdüğümüz en sıcak gün bugündü. Bu sıcak havada, taşlı, kayalık, patikada, ine çıka, solumuzda yamaç, sağımızda deniz yola devam ediyorduk. Bir süre sonra denizde tekne sayısının arttığını gördük. Bir koyun önünde çok sayıda tekne vardı ve koyda da küçük binalar vardı. Anladık ki ufak dere burası. Ufak dere kendisini gösterdikten yaklaşık 15 dakika sonra ufak dere plajına ulaştık. Nihayetinde plaja gelmiştik. Önümüzde küçük bir akarsu vardı ve sazlıklar vardı. Bir batak gibiydi. Önce karşıda bir kütük gördük. Dedik ki bu kütüğün üzerinden geçelim. O kütüğe doğru ilerlediğimizde kütüğün ucunun bir çıkmaza ulaştığını gördük. Ve geri dönüp suya hafifçe basarak bu akarsudan geçtik.
Ufakdere'de bir tane tesis var. Bu tesiste Nisa Bey ile tanıştık, oturduk, sohbet ettik ve mola verdik. İsterseniz burada kalabilirsiniz, kamp atabilirsiniz. Biz buraya geldiğimizde saat yaklaşık 2 gibiydi ve yola devam edecektik. Bu nedenle burada kalmadık. Ufakdere aynı zamanda meşhur Uluburun'un kenarındaki bir koyun ismi. Uluburun'dan da biraz bahsetmek istiyorum. Burası dünyanın en önemli antik gemi batığının bulunduğu yer. Haritada görmüş olduğunuz gibi Uluburun açıklarında, denizin yaklaşık 40 metre derinliklerinde dünyanın en önemli antik gemi batığı bulundu. Bulunan bu Uluburun batığı ve batığın içerisinden çıkan eserler Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Müze şu anda restorasyon nedeniyle kapanı. Ancak müze açıldığında eğer gezmediyseniz müzeyi gezip bu Uluburun batığını da ziyaret etmenizi öneriyorum. Bizim hedefimiz Boğazcık olduğu için Ufakdere'de fazla da vakit kaybetmeden hemen yola koyulduk. Güneş batmadan Boğazcık'a ulaşmalıydık. Yol burada vadiden başlıyor. Vadiden hafif bir tırmanışla devam ediyoruz. Zeytin ağaçlarının arasından ilerledikten sonra stabilize yol oluşuyoruz. Stabilize yolda küçük bir tırmanış bizi karşılıyor. Stabilize yoldan bir süre daha tırmandıktan sonra yeni bir lig yolu tabelası daha görüyoruz. Bu lig yolu tabelasından lig yolu patikasına giriş yapıyoruz. Az önce stabilize yoldan tırmanmış olduğumuz yükseltiyi burada taşlık ve kayalık yoldan geri iniyorduk. Karşımızda deniz, tepemizde güneş. Sıcaklık etkisini bir hayli artırmıştı. Bu civarda ve daha sonraki bölgelerde yıkık dökük binalar gördük. Ortam zaten ıssızdı, bu binalar da atmosfere daha bir ıssızlık katıyordu. Daha sonra öğrendik ki bu binalar kaçak yapılaşma nedeniyle belediye tarafından yıkılmış. Bu parkuru yürümeden önce parkurla ilgili araştırmalar yapmıştık. Bazı lig yolu sayfalarında ve forumlarda bu parkurda bir işaret probleminden bahsediliyordu. Biz de olumsuz bir durumla karşılaşmak istemediğimizden yürüdüğümüz yolu sık sık GPS'ten kontrol ediyorduk. Kayalık ve taşlık patikadan, zeytin ağaçlarının ve makiliklerin arasından yolla kendimizi kaptırmış ilerliyorduk. Sıcak da burada kendisini bir hayli göstermişti. Sağımızda deniz manzarası, solumuzda da bir yamaç. Bir süre daha böyle yüksek tempolu şekilde ilerledikten sonra kendimizi bir tırmanışta bulduk. Ben bu tırmanıştan şüphelenip GPS'imizi kontrol ettim. Baktığım zaman bu tırmanışın yarısını tırmanmış olduğumuzu gördüm ve önümüzde bir köy olduğunu fark ettim. Lig yolundan hafif sapmıştık ama gittiğimiz istikamet yine aynıydı. Dedim ki buradan geri dönmeyelim. Madem yolun yarısına kadar gelmişiz biraz daha tırmanıp köyün içerisinden geçelim. Belki çeşme falan vardır.
Tırmanışı yapıp birkaç seranın ve köy evinin yanından ilerledikten sonra bir gençle karşılaştık. Birazcık sohbet ettikten sonra bize su ikram etti ve yolumuza devam ettik. Bu tırmanışın bize biraz dezavantajı oldu. Like yolu normalde tırmanış yapmadan denize paralel ilerliyordu. Bizim burada yaptığımız küçük bir hata tırmanmamıza, yorulmamıza, bu sıcak havada terlememize neden oldu. Yukarıda su içsek de burada biraz zaman kaybetmiş olduk. Köyün içerisinden köy yoluna girip yaptığımız tırmanış kadar geri indik ve kendimizi üzümlü koyunda bulduk. Üzümlü koyu üzerinde de biraz durmak istiyorum. Burası bir mesire alanı gibi. Araçlarla buraya gelip piknik yapıyorlar. Burada bir çeşme var. Kamp yapmak için uygun bir yer. Eğer saat geçmişse burada kamp yapmanızı öneriyorum. Denize de girebilirsiniz. Manzarası da çok güzel. Çadır kurmak için güzel alanları da var. Üzümlü'deki sözünü ettiğimiz çeşmeden de biraz bahsedeyim. Ben buranın suyuna baktım. Arkadaşlar içilebilecek gibi değildi. Borular güneşin altında çok ısınmış olduğundan su aşırı derecede sıcaktı. Üzümlü'de beklemeden yeniden yola koyulduk. Burada işaret sıkıntısı yok. İşaretler bizi götürüyor. Sağımızda deniz, solumuzda yeni bir yamaç, önümüzde yine zeytin ağaçlı ve makilik bir patika, yola devam ettik. Bir süre ilerledikten sonra dikkatimi sol tarafta dağın kenarındaki antik kalıntılar çekti. Bir süre sonra kayalıklar biraz daha artmaya başladı. Zemin zaten çok taşlıktı. Kayalar biraz daha yükseldi ve aralarından geçmeye başladık. Sağ tarafımızda yine deniz, manzara çok güzeldi ama sıcak çok fazlaydı. Patikada devam ettikten sonra eğim bir miktar artmaya başladı. Arkadaşlar boğazcık çıkışı başlamış oluyor. Uzun bir tırmanış sizi bekliyor burada. Ancak tabi tırmanış derken çok dik bir tırmanış değil. Ama sıcağın etkisiyle bu bazen zorlayıcı olabilir. Bu boğazcık tırmanışını yaparken bir yerde stabilize yol görüyorsunuz. Eğer tırmanışa bu stabilize yoldan devam ederseniz bu yol sizi doğrudan Boğazcık köyüne götürür. Ama biz öyle yapmadık. İşaretli lik yolundan gittik. Bu işaretli lik yolu da kimi zaman stabilize yoldan ilerliyor, kimi zaman da lik yolu patikasından ilerliyor. Ama tabii ki de çoğunlukla lik yolu patikasından gidiyorsunuz. Boğazcık çıkışında kıvırlı kıvırlı tırmanıyorsunuz. Bazen su sarnıçları görüyorsunuz, bazen kayalar görüyorsunuz. Yol genel olarak gayet güzel. Bu Boğazcık parkuru Ufakdere ve Üzümlü hariç en ıssız parkurdu. Ve bu tırmanışta buranın en ıssız yerlerinden birisiydi. Kayalıkların bol olduğu bölgede gri bir yılan gördüm. Bu seneki ilk ve son gördüğümüz yılan buydu. Söylemiş olduğum gibi Boğazcık çıkışında like yolu ve stabilize yol birbirlerine yakın ilerliyor. Like yolunda işaretler kim yerde silinmiş, kim yerde kopukluk gösteriyor. Eğer işaretlerden koparsanız ve kaybolma hissini bürünürseniz endişe etmenize gerek yok. Yukarı doğru tırmanın, stabilize yola ulaşacaksınızdır. Nihayetinde tırmanış bitip yokuş son bulduğunda stabilize yolla asfaltın birleştiği noktaya geliyorsunuz. Burada da bir like yolu tabelası var. Tebrikler arkadaşlar, Boğazcık köyüne çok az bir mesafe kaldı.
Asfalt yolla Boğazcık arası çok kısa, kısa bir yürüyüş mesafesiyle ulaşabiliyorsunuz. Biz de Boğazcık köyüne geldiğimizde uygun gördüğümüz bir yerde konakladık, bir güzel dinlenip ertesi günkü yürüyüşe hazırlandık. Böylelikle 14. bölümünde sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir seyir olmuştur. Bir sonraki bölümde Boğazcık köyünden Kekova 3 Ağız'a kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. Videonun yorum bölümüne yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.